TV 19 ekranlarından herkese merhabalar. Oğuzhan Cevizci ile Yaşama Dair programına hepiniz hoş geldiniz. Ben psikolog Oğuzhan Cevizci. Bundan sonra her pazartesi günü saat 6'da sizlerle birlikte e, TV 19'da e, hayata dair, yaşama dair, psikolojiye dair, insanlığa dair birçok konuyu konuşacağız. Yaşama Dair programına e, sizler de bizle bize katılabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için WhatsApp e, soru ve görüş hattını sizlere söyleyeyim öncelikle. 0505 104 53 21 Yaşama dair programının en önemli içeri içeriğinden bir tanesi şu. Ana hattımız insan olacak. İnsana dair neler yapabiliriz? İnsanın psikolojisine dair nasıl güzellikler paylaşabiliriz? Derken son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan olaylardan bir tanesine değineceğim bugün. Özellikle 12 Mart Pazar günü. Arkadaşlarımızın girmiş o gireceği o gireceği sınav YGS sınavına girecekler. Onlar için çok hararetli bir şekilde kaç gündür konferanslar veriyoruz, düzenliyoruz. Onların sınav stresini biraz daha aşağı alabilmek için bir şeyler yapıyoruz. Bugün de e, sınav kaygısı ve sınav stresi üzerine konuşacağız. Arkadaşlarımızın sınav stresini nasıl aşağılara çekeriz? Nasıl onları sınav esnasında biraz daha rahatlatırız diye konuşacağız. Çünkü bu stres e, insan üzerinde çok fazla etkisi olan bir olgu, bir düşünce, bir duygu durumdur. İnsan psikolojisine %100 etkisi olan bir hal alıyor insanda. Özellikle sınav stresi dediğimiz olay insanları birazcık daha başarıya başarıdan uzaklaştırıyorlar. Öncelikle arkadaşlarımızın yapmış olduğu en büyük problemlerden bir tanesi şu. Öğrenci olduklarını sürekli her platformda, her yerde söylüyorlar. Bunun yanı sıra yaşamış olduğumuz en büyük problemlerden bir tanesi de şu. Arkadaşlar diyorum her zaman için siz nesiniz? Siz insansınız. Siz insansınız ve siz insansınız. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım ki sonra öğrenci olduğumuzu hatırlayalım. Zaten bu psikolojiyle sınava girildiği için öğrenci çok büyük problemler yaşıyor. İşte sınav esnasında acaba sınavı kazanamazsam babam ne diyecek? Sınavı kazanamazsam annem ne diyecek? İşte sınavı kazanamazsam topluma karşı nasıl bir zan altında kalacağım gibi düşüncelerle birlikte öğrenci kendini yıpratabiliyor. Öncelikle yine söylüyorum arkadaşlar sınava girecek olan genç arkadaşlar lütfen insan olduğunuzu unutmayın. Şimdi sınav stresinin yanında bir de öğrencinin yaşamış olduğu en büyük problemlerden bir tanesi şu. Heyecanla kabinde gelişmiş olan sınav stresi. Şimdi öğrenci şunu yapıyor. En büyük problemlerinden bir tanesi öğrencinin. Sınava giriyor. Sınavda soruları çözüyor. Sınavda soruları çözerken annesine ve babasına ne söyleyeceğini neler konuşacağını, neler yapacağını bunları problem ediyor kendine. <laughs> Genç arkadaşlardan buradan rica ediyorum lütfen. Arkadaşlar sizden tek ricam var. Lütfen ama lütfen sınav esnasında annenize, ailenize, çevrenize ne söyleyeceğinizi, neler yapabileceğinizi düşünmenizi istemiyorum. Sadece sınava odaklanmanızı istiyorum. Şimdi öğrencilerin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi de şu sınava giriyor. Sınavdan çıktıktan sonra şunu söylüyor. Ya çok heyecanlıydım. Lütfen arkadaşlar yine söylüyorum. Heyecanı kendinize kalkan edinmeyin. Heyecanı kendinize kalkan edindiğiniz her süre zarfında problem yaşayan yine siz olacaksınız. Bugün de konferanslarımda ve daha önce konferanslarımda da bahsettiğim gibi her zaman söylediğim şeylerden bir tanesidir. Şunu söylüyorum lütfen vicdanınızı rahatlatacak hareketler yapın. Unutmayın siz sınavı kazanamadığınız zaman hiçbir kimse yoktur ki sizi aşağılasın, sizi hor görsün, sizi evden atsın, sizi yurtsuz bıraksın. Böyle bir şey yok. Lütfen bunu kendinize çok fazla dert edinmeyin. Şimdi gelelim en önemli problemlerden bir tanesi. İnsanların yaşadığı ve yetişkinlerde, özellikle ergenlerde ve yetişkinlerde hastalık olarak karşımıza çıkan olaylardan bir tanesi. Anksiyete bozuklukları, karışık anksiyete, yaygın anksiyete hastalıkları. Şimdi bu öğrencilerde kaygı dediğimiz olay Öğrencinin heyecanla kabinde kişinin yaşayacağı duygu durum bozukluğuna biz kaygı diyoruz. Öğrenci kaygıyla birlikte doğru işaretlediği, doğru cevaplandırdığı soruyu silip yanlış cevaplandırabilir. Özellikle öğrencinin yaşamış olduğu en büyük problemlerden bir tanesi şu. Sağlıklı kararlar vermesine engel olan bir yapıda. Ama arkadaşlar şunu hiçbir zaman için unutmayın. Az kaygı sizi tüketmez, sizi yukarı çeker. Çok kaygısı tüketir. Mesela her zaman söylüyorum arkadaşlara. Lütfen diyorum. Kaygınız şu olsun. İşte örnek veriyorum. Ankara'da okumak mı? Yoksa İstanbul'da mı okumak mı? Yoksa İzmir'de mi? Yoksa Çorum'da mı? Diye söylüyorum genellikle kendilerine. Ve her zaman karşıma çıkan olaylardan bir tanesi de şu. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Kaygınızı cebinize hapsedin. Beyninize değil. Beyninizdeki kaygı sizin doğru cevaplarınızı bile bitirebilecek kapasitede bir olgu. Diğer ise sizi daha aşağılara çekecek bir durum. Yani kaygıyı şunu söylemek istiyorum. Kaygıyı olumlu bir şekilde kullanmamız lazım. Kaygıyı biz ne kadar olumlu kullanırsak, kaygıyı ne kadar yukarıda, ne kadar faydalı bir şekilde karşımıza çıkarırsak, sınav sonucunda da aynı başarıyı, aynı denklemler üzerinden göreceksinizdir. Bu arada bunları söylerken arkadaşlar lütfen rica ediyorum Sağlığınıza çok dikkat edin bu süre zarfında. Ee, özellikle e, herhangi bir gripal gripal enfeksiyonda, herhangi bir soğuk algınlığında, herhangi e, diğer e, fiziksel rahatsızlıklarda bunlar sınavı sonucunu, sınav sürecini çok fazla etkileyecek durumlar. Lütfen sağlığınıza da dikkat edin. Şimdi kaygı ve heyecanımızı azaltacak davranışlara gelelim. Artıracakları sonra değineceğim. Kaygı ve heyecanımızı azaltacak davranışlar. 1 öğrencine yapmış olduğu en büyük yanlışlardan bir tanesi. Konferans salonuna giriyorum. Öğrenciye diyorum ki işte herkese orada 150, 200, 300 kişi kaç kişilik kaç kişi kapasiteli ise salon. Diyorum ki arkadaşlar sınavı kazanamayacak var mı aranızda? Dediğim zaman bana şöyle cevaplar geliyor. İşte çekinerek ellerini kaldırıyor öğrenci arkadaşlarım ve evet biz kazanamayacağız olsan abi ya da biz kazanamayacağız hocam gibi tabirlerle bana dönüş yapıyorlar ve benim söylediğim şey de onlara şu. Arkadaşlar sınavı kazanamam dersen sınavı kazanamazsın. Sen zaten en başta kendine şunu söylüyorsun. Sen başarısızsın. Sen bir şeyi başaramazsın, sen bir şeyi ilerletemezsin diyerek zaten kendine çok büyük problem yaratıyorsun. Başarısızlığa odaklanmayın. Sizden istediğim en önemli şeylerden bir tanesi şu. Başarısızlığa odaklanmamanız. Lütfen başarısızlığı bir tarafta bırakın, kendinizi bir tarafta bırakın ve öyle girin sınava. İkincisi, aile bireyleri ile iyi ilişkiler kurmak. Yani sosyallik, yani sosyalleşme, yani sosyal çevreyle uyum içinde yaşama. Bunları da şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler kurmak. Şimdi hangimiz yoktur ki annemiz başımız okşadığı zaman ya da babamız aferin oğlum, aferin kızım dediği zaman kimin hoşuna gitmiyor? Hepimizin. Ha şimdi şunu diyenler de çıkabilir. Ya işte biz başarılı bir şey yapmamız lazım onların bizi ödüllendirmesi için. Hayır arkadaşlar sizin sınavı kazanmanız, sizin çok ders çalışmanız, çalışmanız onları tabii ki ilgilendirir. Tabii ki onları alakadar eder. Ama benim asıl istediğim şey sizden şu. Lütfen annenizle çok zaman geçirin, babanızla çok zaman geçirin. Eğer onların desteğini alırsanız, abiniz, ablanız, teyzeniz, halanız, dayınız, dedeniz, anneanneniz, babaanneniz, bunların desteğini aldığınız zaman zaten başarıya yavaş yavaş. Ne diyor bütün ünlü olanlar ya da ne diyor bütün e, bir şeyleri başaran insanlar? Bu başarı da en çok ailemin emeği geçti. Onlara teşekkür ediyorum diyor ve ona göre hayatına devam ediyor ve ona göre onları ödüllendiriyor. Şimdi programlarınıza uymak ve düzenli ders çalışmak. Aslında 12 Mart pazar günü 6 gün kaldı sınava. Şimdi bunu söylemek biraz yanlış olabilir ama LSE sınavı için söyleyeceğim bunu özellikle arkadaşlar. LSE sınavı için lütfen programlı ve uygun ve düzenli bir ders çalışın. Düzenli ders çalışmak hem yani vicdanınızı rahatlatır. Vicdanı rahatladığı zaman bir insanın zaten psikolojik olarak da adapte olmuş demektir. Bunu yaparsanız daha çok başarı sizinle olur. İkincisi nefes egzersizi arkadaşlar. Nefes egzersizi dediğimiz olay şu. Sınav esnasında elinizi karın boşluğu dediğimiz şu boşluğa bırakıyorsunuz. Çok bastırmamak kaydıyla buraya elinizi koyuyorsunuz ve yavaşça burundan nefes aldıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Çok değil. 10 saniye değil, 20 saniye değil bayılabilirsiniz böyle bir şey yaparsanız. Sadece şunu istiyorum sizden. Buraya elimizi koyduktan sonra burundan nefes alıyoruz ve dik bir şekilde oturuyoruz. Çünkü sınav sizi yenemez. Çünkü sınav sizi kendini hapsedemez. Ondan sonra şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Yavaşça ve iki seferde veya üç seferde nefesinizi yavaş bir şekilde karşıya doğru ilerletiyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bir de şu hareket var. Masa üzerinde, sıra üzerinde herkes ellerini gerdirerek bu şekilde alıyorsunuz nefesi. Bu gerdirme hareketini yaparken zaten vücudun üzerinde kinetik enerjinin aşağı çekildiğini, vücudun üzerindeki stresin, heyecanın biraz daha aşağılara bastırıldığını göreceksiniz. Ve arkadaşlar en önemli şey. Biraz önce canlı yayının başında da bahsettiğim gibi ve her konferansımda aslında her platforma çıktığım zaman bahsettiğim olaylardan bir tanesi de şuydu. Her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi. Lütfen arkadaşlar, insan olduğunuzu unutmayın. Çünkü siz insansınız. Siz bir bitki değilsiniz. Bitkiler nasıldır? Bir yerde durur. Biz gereken suyu veririz, gereken güneş enerjisini alır, güneş ışığını alır. Gereken toprak verilir ona ve hayatını orada devam eder. Konuşamaz. En önemlisi hata yapamaz. İşte siz bir masa değilsiniz arkadaşlar. Siz alıp bir yerden bir yere taşımıyorlar. Siz insansınız. Hata yapmaya en müsait varlık ve tek hata yapan varlık insandır. Sonra insan olduktan sonra cinsiyetler ayrılıyorsunuz. Bunları söylediğim zaman evet diyor öğrenciye. Gerçekten biz evet insanız ya öğrenci değilmişiz diyor. Tamam, şunu da kabul ediyoruz. Birçok konferans salonunda şu söyleniyor. Ya hocam işte Oğuzhan abi tabii sana söylemesi kolay. Sen okumuşsun bitirmişsin. Tamam eyvallah çok güzel. Şunu söylüyorlar bana akabinde. Şöyle bir şey çıkıyor karşıma benim. Şunu söylüyor öğrenci. Diyor ki ya abi sana göre böyle konuşması kolay. Peki biz ne yapacağız? Arkadaşlar Şimdi çevrenizde gördüğünüz başarılı insanların hangisi bu yoldan geçmedi? Size soruyorum. Hangisi geçmedi? Hanginizin babası üniversiteyi bitirirken zorluk çekmedi ya da üniversite sınavını kazanırken ya da hanginizin ablası, abisi, amcası, akrabalarından, çevrelerinden bir tanesi? Lütfen arkadaşlar, önce insan olduğunuzu, sonra cinsiyetinizin olduğunu, erkek ya da kadın, erkek ya da kız olduğunu unutmayın. Sonra bir ailenin ferdi olduğunu ve o ailenin sizi çok sevdiğini, bir toplumun ferdi olduğunu unutmayın. Sonra öğrenciliğinizi hatırlayın. Ama öğrenciliğini hatırladığınız zaman da sonuna kadar var gücünüzle en yukarıya doğru kendinizi itmeye, zıplamaya, orada bırakmaya çalışın. Çünkü en yukarıda sizin mutluluğunuz var. Eğer bir insan mutluluğunu görmek istiyorsa bana sorarsanız her şeyi yapmak zorunda. Şimdi arkadaşlar herkes burayı çok iyi dinlesin. Özellikle sınava girecek arkadaşlarım size sesleniyorum. E, TEOK sınavı da olabilir. Da, seneye girecek olanlar da olabilir sınava. Arkadaşlar sizden istediğim şey şu benim. Kim daha az heyecanlanır, kim daha az kaygı duyar diye bir soru sordum. Bu sorunun cevabını da karşıma her zaman şu çıktı kendime. Bir insanda dört tane ana silah vardır sınava dair. Sınava karşı kullanacağı. Şimdi öğrenciler sınavı kendisine bir düşman olarak görüyorlar. Sınavı kullanabileceğimiz silahlardan dört tanesini bahsedeceğim. Şimdi öğrenciye soruyoruz. Aklın var mı diye? Evet diyor. Öğrenci direkt söyledi şey bu. Düşünüyorum öyleyse varım. Evet tamam çok güzel. Düşünüyorsan öyleyse varsın. Eyvallah Herkesten hem fikir mi? Hem fikir. Peki diyorum ki aklını şöyle de ispatlayabiliriz senin. Bu zamana kadar sınıfları geçmen, teşekkür alman, takdir alman ya da zayıf getirmeden karneyi getirmen. Bunlar da bizim için önemli. Bu senin aklının olduğunu gösterir. İlk silahımızdan bir tanesi akıl arkadaşlar bunu unutmayın. Aklı olan insan düşünce yoluyla birçok şeyi başarabilir. İkinci silahımıza geliyorum. Hepiniz tecrübeler yaşadınız. Hepiniz çok büyük problemler yaşadınız. Hepiniz bir sınavlara girdiniz. Deneme sınavları işte aklıma gelmiyor. Birçok sınav, liselere giriş sınavları, işte e, indirim sınavları, şu sınavları, bu sınavları. Hayat sınav üzerine kurulu. Evet bunu hepimiz biliyoruz ve her zaman söylediğimiz bir durum. Arkadaşlar tecrübeniz de var. Akıl ve tecrübenin birleştiği yerde şu oluyor. Öğrenci şunu diyor. Aklını kullanarak diyor ki, ben daha önce böyle bir hata yapmıştım. Şimdi nasıl diyor gelir de nasıl olur da sınav ben neler yapabilirim diye düşündüğü zaman akıl ve tecrübeyi birleştiriyor. Şimdi bunların yanına üçüncü silahı da eklediğimiz zaman öğrenci daha fazla bir güçle, daha fazla bir hevesle ders asılıyor. Bunlardan bir diğeri de şu, çalışma. Şimdi Söylediğim şeylerden bir tanesi şu. Bugün ee, bir konferansımda öyle bir so bir şey söyledi bir bayan, bir arkadaşımız, kız öğrencimiz. Şunu söyledi. Oğuzhan abi zeki olan insan her zaman kazanır. Ben de şunu söyledim arkadaşıma. Zeki olan insan hiçbir şekilde tarih kitabı kurcalamadı diyelim. Şimdi var aranızda abi onlar çok zeki. Abi zeki insanlar her zaman başarılı. Hayır. Zeki insanlar sadece biraz daha algılama süreleri ve algılama seviyeleri biraz daha farklı. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar. İnsan ne kadar zeki olursa olsun. İnsan ne kadar başarılı olursa olsun çalışmadığı sürece ne zekası ona bir fayda verir ne de bilgiler ona bir fayda verir. İnsan sadece şunu yapmalı, çalışmalı. Daha doğrusu öğrenci. Sizin unuttuğunuz kavram insanlık. Öğrencilik diyelim. Arkadaşlar çalışmayla birlikte akıl, tecrübe ve çalışma. Üçünü yan yana koyduğumuz zaman karşımıza ne çıktı bizim? Çok muhteşem bir silah çıktı. Aklı var. Tecrübesi var. Hata yapmaya daha az meyilli. Çünkü daha önce yaptığı hataları biliyor. Çalışması da var. Hatalarını düzeltebilecek kapasitede. Bir de şimdi asıl konuya geliyorum. Başarı. Arkadaşlar diyeceksin ki şimdi ne alaka daha sınava girmedik ne başarısı. Hiç takdir aldınız mı? Hiç teşekkür name getirdiniz mi? Evet getirdiniz. Peki hiç okulundan böyle onu mutlu edecek belge alan oldu mu? Hepiniz oldu. Hepinize verildi bu. Bir çoğunuz hatta o zaman şöyle söyleyeyim. Bir çoğunuza verildi bu. Arkadaşlar dört tane silah. Muhteşem silah bunlar. Akıl, tecrübe, çalışma ve başarı. Hangisinin size faydası az olur? Aklın mı faydası az olur? Tecrübenin faydası az olur? Çalışmanın faydası az olur? Başarıların mı? Bu dört tane silahın yanına bir de çok güzel şöyle size destek verecek bir komutan olursa öğretmen ya da aile, anne, baba, abla hala, dayı, teyze. Bunlar olsa daha farklı sonuçlar çıkar arkadaşlar. Lütfen bu dört silahı unutmayın. Aklınız var, tecrübeniz var, çalışmanız var ve başarılarınız var. Siz ne kadar ilerlerseniz bizim için, bu millet için o kadar iyi. Özellikle kendi çevreniz için arkadaşlar. Şimdi birçok şeyden bahsettik. Kaygımızı ve heyecanımızı artıran davranışlar konusuna gelelim. Şimdi Konferanslara çıktık, konuştuk, birçok şeyler söyledik ve birçok öğrencinin bana söylediği şey şuydu. Oğuzhan abi sen ne yaptın ya? Aslında sen buraya niye geldin abi diye soruyorlar. Benim söylediğim şey de şu. Ben buraya sizin sınav heyecanınızı, sınav stresinizi azaltmaya geldim ve bunun yöntemlerini anlatmaya geldim. Dediğim zaman da öğrenci bana şunu söylüyor. Oğuzhan abi hayır stresimi daha çok artırdın. Allah Allah bununla bir terslik olması lazım. Yani e normalde ben oraya stres almaya, heyecanı azaltmaya, bir şeyler başarmak için gidiyorum. Öğrenci bana bunu söylüyor. Bugün aynı şeyi bir konferansta daha yaşadım. Ve öğrencinin bana söylediği şey şuydu sonrasında. Abi aslında sen kötü bir şey söylemedin. Sen bizim hakkımızda, bizim için hep güzel şeylerden bahsettin. Peki dedim ki senin ne stresi soktu bu kadar? Sonra bana şunu söyledi. Abi benim vicdanım rahat değil artık. Çünkü ben çalışmadım. Çünkü ben başaramayacağıma inandım abi seni dinledikten sonra. Çünkü çalışmadığımı, kaygılarımın da yersiz olduğunu gördüm. Ve çok pişmanım. Abi. Vicdanım hiç rahat değil. Aslında stresim daha çok arttı. Ben de şunu söyledim ona. Lütfen umudunu kaybetme. Her çalışma, her adım, her konuşma, her düşünce bir umuttur, bir ümittir hayata dair, yaşama dair. Arkadaşlar bu sınav sizin hayatınız, yaşamınız değil. Bunu unutmayın. Tabii ki bir yerleri kazanırsınız, tabii ki bir sonuçlar alırsınız, tabii ki biriniz bir yere gider, biriniz bir yeri kazanır. Ama önemli olan şey şu, ne kadar başarılı bir veli olacaksın ileride? Aileni nasıl yetiştireceksin çocuklarını? Ailene neler katabileceksin? Eşinle neler paylaşabileceksin? Ve en önemli şey, benim her zaman bütün platformlarda, bütün toplum karşısında söylediğim şeylerden bir tanesi şuydu. İnsanlığa ne katacaksın? En önemli şey bu. Arkadaşlar sizden rica ediyorum, yaşamınıza dair ne varsa lütfen önce kendiniz için en iyisini yapın. Zaten kendiniz için iyi olan toplum için de olur. Çünkü insan kendisi için hiçbir zaman kötü bir şey istemez. Şimdi gelelim kaygımızı ve heyecanımızı artıran davranışlara. Bir vicdan dedim en güzel kelimelerden bir tanesi. Öğrencinin yaşamış olduğu en kötü e, dar, dar, ya da darbe aldığı en büyük problemlerden bir tanesi bu. Vicdan abi vicdanım rahat değil, abi kalbimden yaralandım gibi cümlelerle karşımıza gelebiliyorlar. Ben de onlara şunu söylüyorum. Kardeşim çalıştın mı? Hayır abi çalışmadım. O zaman biraz vicdan olsun ya değil mi? Biraz vicdanımız bizi yukarılara, aşağılara çeksin. Şimdi arkadaşlar kaygı ve heyecanımızı artıran davranışlar. Biraz önce de söylediğim gibi negatif düşünce psikolojideki yeri çok muhteşem. Özellikle sporcuların, özellikle ünlü sanatçıların, özellikle siyasetçilerin, daha doğrusu birçok insanın, birçok iş yapan, sosyalleşen, birçok insanın yaşamış olduğu en büyük problemlerden bir tanesi ve stresin ana kaynak merkezlerinden bir tanesi. Ki sınav stresi bugün konumuzda zaten. Olumsuz düşüncelerin kaygıyı, stresi ve heyecanı artırdığı bilinmeli. Sen kendine dersen ben kazanamam ya kesinlikle kazanamayacağım. Göreceksiniz ben kazanamayacağım. Evet geçmiş olsun kazanamayacaksın. Ve bu düşünceyle gidersen hiçbir zamanda kazanma mutluluğunu, kazanmışlık hissini tadamayacaksın. Çünkü sen daha maça çıkmadan mağlubiyeti, yenilgiyi kabul ediyorsun ve kenara çekiliyorsun. Lütfen kendini kesinlikle ve kesinlikle aşağılarda görmeyin. Şimdi... Sınav öncesinde ve sınav esnasında kaç doğru yaparım gibi düşünceler. Arkadaşlar lütfen bu düşüncelere girmeyin. Zaten bu düşüncelere giriyorsanız full yapın. Bugün de söyledim bunu. Eğer sınav esnasında kaç doğru yaptığını bilebiliyorsan, kaç tane net bıraktığını standart sapmaya hesaplayabiliyorsan full yap. Çünkü sen cevap anahtarısın. Aslında senin adın Ahmet, Ayşe, Fatma, Mehmet değil. Senin adın cevap anahtarı. O zaman full bırak onu oraya. Arkadaşlar lütfen sınav esnasında şurayı kazandırmayın. Buraya gider miyim acaba? Acaba şu şehirde okur muyum ya? Acaba şu, şu şehrin, şu üniversitesinin, şu bölümünün, şu sınıfında... Cık, hayır arkadaşlar. Tek bir hedefiniz var sınav esnasında. Zamanınızı çok iyi kullanmak ve çıkarabildiğiniz kadar doğru çıkarmak. Lütfen. Sınavdan önce birçok kişiyle sınav hakkında konuşmak. Sınav yaklaştı ya artık insanlarla lütfen, çevrenizdeki insanlarla sınav hakkında konuşmayın. Sınav hakkında konuştuğunuz her dakika... Sınav hakkında konuştuğunuz her saniye problemler size geliyor. Ve sıkıntıyı siz yaşıyorsunuz. Lütfen olabildiğince bu gibi toplumdan uzak durun. Bu gibi topluluklardan kaçın ve bir şekilde kendinizi bir yerde muhafaza edin ve çok fazla gün yüzüne çıkmayın sınava kadar. Size iyi gelen insanlar yanında durun. Çünkü bu oluyor Türk toplumunda. Çok fazla yaşıyorsun. Ahmet amcanın oğlu çok çalışıyormuş. Mesela Ayşe teyzenin kızsın. Ahmet amcanın oğlu diyor ki ya ben çok çalıştım ya gerçekten matematikten şu kadar doğrum var. E senin matematikten doğrum biraz az ama aradaki farkı belki sen tarihle kapatacaksın. Belki farklı bir derste kapatacaksın. Lütfen kendini küçümseme. Yani yine en başa dönüyorum. Olumsuz düşünme. Olumsuz düşündüğün her dakika zararını, problemini sen yaşayacaksın. Ve arkadaşlar şimdi son maddelerden bir tanesine geleceğim. Bu konuyla alakalı heyecanımızı artıran davranışlarla alakalı problemlerden bir tanesi. Son gün ders çalışmak. Birçok öğrenci şunu söylüyor bana. Abi son gün ders çalışıyorum diyor bana. Ben de diyorum ki son gün ders çalışmak diye bir şey yok. Son gün ders çalıştığın zaman sen başarısızsın. Son gün ders çalıştığın zaman sen bir şeye sahip olamazsın. Sen gün sen son gün ders çalışırken çalışırsan heyecanın en üst seviyede olur ve sen en üst seviyeden en aşağı seviyeye çok kötü bir şekilde düşersin. Zaten yukarıdan düşmek daha kötüdür. Hiç düşeceksen aşağıdan düş. Arkadaşlar son gün ders çalışarak stresinizi, heyecanınızı ve zaten son gün ders çalıştığınız dakika şunu yaşayacaksınız. Her şeyi unuttum, ben bilmiyorum, ben yapamayacağım, kesinlikle ve kesinlikle ben başaramayacağım diyorsunuz. Lütfen arkadaşlar son gün ders çalışarak hayatınızı mahvetmeyin. Anlaştık mı? Bunları yapmanızı istiyorum sizden. Şimdi son zamanlarda biraz da benim böyle gülerek anlattığım konulardan bir tane aslında gülerek değil de ee, buna şöyle söyleyebilirim. Hani şaşkınlıkla böyle biraz daha tebessümle yaklaştığım konulardan bir tanesi. Şimdi sınav kaygısı esna sınav esnasında şunlar yaşanılıyor. Fiziksel çarpıntılar, terleme, yorgunluk, karın ağrısı, baş ağrısı, ölüyorum, uykusuzum, iştahsızım, kan şekerim düştü, dişlerimi sıkıyorum, çenem ağrıyor gibi sıkıntılar oluyor. Arkadaşlar eğer cidden bunlar sizin yaşamınıza, sizin yaşam kalitenizi etki ediyorlarsa, ediyorsa en yakından, en yakın kişiden, en yakın uzmandan destek alın en yakın doktordan, en yakın psikologunuzdan acil bir şekilde destek alabilirsiniz. Şimdi sizden istediğim şeylerden bir tanesi de şu bu arada. <laughs> Lütfen sınav yaklaştı, 5 günümüz kaldı. Buradan arkadaşlarıma sesleniyorum ve bunu not alsın. Anneler, babalar, çocuklar bunu not alın. Lütfen papatya çay içmenizi istiyorum. Sınavdan önce ki günlerde, sınavdan önce değil, sınavdan önceki günlerde günde 1-2 bardak, büyük bardak olabilir bu arada, 1-2 bardak Papatya çayı içmenizi istiyorum. Papatya çayının vücudu daha sakinleştirdi. Biraz daha sakinlik hissi verdi. Vücudun heyecan semptomlarının birazcık daha aşağı çekildiğini gösteriyor bize. Sizden tek bir heyecan var arkadaşlar. Lütfen. Elinizden geldiğince kendinize sahip çıkın. Kendinize sık sık sohbet edin. Çevrenize birlikte ve kendinize birlikte. Bir de biraz papatya çayı için. Bu aralar normal çay içmeyin. Biraz papatya çayı için siz. O zaman biraz daha iyi olur. Çünkü yaşama dair bunlar. Yaşama dair güzel şeyler, yaşama dair Yaradan'ın vermiş olduğu çok güzel maddeler ve çok işimize yarayan maddeler. Her şey yaşama dair aslında. Yaşadığımız kadar varız, yaşamadığımız kadar yokuz. Şimdi, o biraz önce bahsettiğim bir konu vardı. Biraz teressümle karşıladım ve şaşkınlıkla karşıladım. Anlattığım zaman da bana tedaviye gelen velilerin, bana e, seansa gelen velilerin şok olduğu, gerçekten mi öyleymiş falan filan diye bahsettiği bir durum şu. Şimdi, Veli geliyor. Diyor ki hocam benim çocuğuma dikkat dağınıklığı var. Kesinlikle bu çocukta dikkat dağınıklığı var. Şimdi ben dinliyorum. Hiçbir şey söylemiyoruz. Diyorum ki tamam senin çocuğuna dikkat dağınıklığı var. Bir şey söylemiyoruz. Dinledik. Peki nereden anladın dikkat dağınıklığı olduğunu? Hangi teşhisi koydun? Hangi testi yaptın? Hangi ölçekle çocuğa yaklaştın? Ya da hangi kan tahlili, hangi farklı tahliller sana seni bu sonuca götürdü? Nasıl anladın çocuğun dikkat dağınıklığı olduğunu? Veli bana şunu söylüyor. Hocam Ders çalışırken diyor kesinlikle ve kesinlikle 15-20 dakikadan fazla oturmuyor diyor. Hocam işte tahtayı çok izlemiyormuş. Öğretmen öyle dedi diyor. Ben de hemen Veli'ye şunu söylediğim zaman yüzde böyle bir flashback patlaması be e beynimizin arka taraflarında ha gerçekten öyle gibi bir yaklaşım ve şu. Diyorum ki senin çocuğun tablet oynarken, oyun oynarken tabletinde, bilgisayarında oyun oynarken, telefonunda Whatsapp'ta konuşurken, telefonda oyun oynarken, Instagram'da fotoğraf paylaşırken ya da orada arkadaşlar neler paylaştığına bakarken de dikkati dağılıyor mu? Dediğim zaman bana şunu söylüyor. Hocam haklısın ya evet. E, dikkati dağılmıyor öyle diyor gülerek. Şimdi soruyorum. Dikkat dağınıklığı sadece sadece ders esnasında olmaz arkadaşlar rica ediyorum. Sayın velilerimiz, sayın anne babalarımız lütfen heyecana kapılmayın. Çocuğunuzun dikkat dağınıklığı, tabii ki olabilir bu bir rahatsızlıktır psikolojik olarak fakat hepsinde değil. Buradaki problem şuradan geliyor. Çocuk ders çalışmayı bilmiyordur, ders çalışmaya alışmamıştır, böyle bir kültürü yoktur. Veya masada oturmayı bilmiyordur, çok kısa süreli çalışmalarla başarının geleceğine inanıyordur. Lütfen, sayın velilerim, rica ediyorum... Buradan hepinize çok selamlar gönderiyorum. Rica ediyorum. Lütfen çocuklarımıza sen dikkat dağınıklığın var deyip onların psikolojilerini aşağılara çekmeyelim. Şimdi odaklanmada güçlük. Aynı şey. İnsanda zaten öyle bir şey vardır. Şimdi yaşamda yaşamda yaşıyoruz. Hepimiz güzel bir hayat. İşte herkes bir şeyler kazanıyor. Her şey bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Psikolojimiz ilerliyor her gün. Allah'ın bize bahşettiği en güzel şeylerden bir tanesi de beyin. Bunu kullanıyoruz, bunu çabalıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz derken şu çıkıyor karşımıza bir gün. Ben şimdi ne yapacağım? Dikkatli dağınıklığım yok. Odaklanma güçlüğüm de yok. Olsan abi öyle söyledi. Algılanma zorluğum da yok. Evet, Olsan abi onu da söyledi. E, okuduğunu anlayamıyor. Evet, onu da söyledim. Arkadaşım, güzel kardeşim, güzel öğrenci arkadaşım. Senden istediğim şeylerden bir tanesi benim şu. Evet, haklısın. Bunların hiçbiri yok sende. Abi o zaman ben kazanamıyorsam o zaman problem nerede? Problem senin ders çalışmanda. Öğrencinin önce masada oturması gerekiyor arkadaşım. Öğrenci önce iki saat boyunca bir fiil hiç kalkmadan masada oturacak. Masada oturduktan sonra şunu yaşayabilir. Evet masada oturmayı öğrendim. Şimdi bir dahakine daha fazla oturacağım. Sınavda kaç dakika oturuyorsunuz? Bu insan psikolojisidir. Bu söylediğim şey insan psikolojisinin adaptasyon dediğimiz olay. Adaptation situation dediğimiz olay yani bu. Derslerde gördüğümüz zaman üniversitede. Şimdi adaptasyonunuzu çok fazla sağlayamadığınız zaman en büyük problemlerden bir tanesi çıkıyor karşınıza. Sınava giriyorsun, 2 saat 40 dakikalık bir zaman dilimi verilmiş sana. Ve sen şunu yapıyorsun, başladın çalışmaya. Çözüyorsun, çözüyorsun, çözüyorsun. Sadece senin beynin 20 dakikalık çalışmaya alışkın. Buradan soruyorum velilerimize ya da işi gücü olan, iş gücü sahibi olan insanlara soruyorum. İlk işe başladığınız gün geç kalanınız olmuştur, çok zor uyananınız olmuştur. Bu şundan kaynaklanıyor. İşe başlamadan önce uyku düzenimiz yoktu. Uyku düzenimiz olmadığı için de yavaş yavaş alıştık. Ve şu anda birçok insan, çalışan birçok insan hafta içi erken kalktığı için vücut alışıyor ve pazar günleri uyuması gereken yerde de erken kalkıyor. Öğrencide de bu var. Dikkatinizi dağıtan sınav esnasındaki yegane olaylardan, büyük etkilerden bir tanesi şudur arkadaşım. Senin sınavdan önceki çalışma hayatında çok fazla masada oturmaman. Masada oturduktan sonra da çok fazla ilgilenmem ve 20-25 dakika sonra kalkmam. Sınavda da öyle oluyor. 20-25 dakikasın masada oturuyorsun evde. 30. dakika sınavda etrafında bir sağa bakıyorsun. Buradaki ne yapmış? Öndeki ne yapmış? Kopya çekmeye çalışmalar. Sola bakıyorsun, arkaya bakıyorsun, öğretmene bakıyorsun. Dışarıdaki sese odaklanıyorsun. Ya moralimi bozdu, dikkatimi dağıt. Arkadaşım yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Kendimizi kandırmayalım ve istediğim şey şu benim. Lütfen önce oturmayı öğrenelim masada. Uzun süre bir uzun uzun bir süre boyunca. Şimdi evet gelelim. Sınav stresini azaltmak için öğrenci neler yapabilir? Evet. Evet arkadaşlar, biraz önce kaygıydı. Şimdi sınav stresimizi azaltacak durumlardan bir tanesi. Bu arada arkadaşlar stres. Stres dediğimiz olay sadece sınavla alakalı değil. Madem yaşama dair bizim programımızın ismi, biraz da büyüklerimize, büyüklerimize bahsedelim bu konuda. Arkadaşlar stres size bir gün kalp krizi geçirtebilir. Stres sizi bir gün şeker hastası yapabilir. Stres bir gün size trafik kazası da yaptırabilir. Allah göstermesin. Şimdi durum böyleyken arkadaşlar sınav stresinin öğrenci üzerindeki boyutuna gelelim. Gerçekçi olmayan, gerçekle alakası olmayan problemlerin devamında şu gerçekleşiyor. Kazanamayacağım. Bu stres beni bitirecek ve ben kazanamayacağım diyor öğrenci. Şimdi durum böyle olduğu zaman da en büyük problemlerden bir tanesi şu oluyor bizim karşımıza çıkan. Arkadaşım sen önce bir sınav sitesine olan gücünü kendin belli et Ve kendine şunu söyle. Ben sınavı bir şekilde kazanacağım. Eğer sınavı kazanamazsam da bir şansım daha var. Diyerek kendini motive etmeyi bilmen gerekiyor. Kendini motive ettiğin dakika en yukarıdasın. Şimdi öğrencilerin çoğunun yaptığı olaylardan bir tanesi şu problemlerden. Sınavın sonucuna değil sürece odaklanmaları pardon sınavın sürecine değil sonucuna odaklanmalar. Özür diliyorum. Şimdi öğrenci sadece sonuca bakıyor. Allah'ım sonuçta şu çıkar mı? Allah'ım sonuçta bu olur mu? Hayır. Vicdanı rahat mı? Yine geliyorum. Can yayının en başındaki kelimeme vicdan. Vicdanı rahatsa tamamdır. Senin sürecin önemli bizim için. İçin rahat olsun. Olumsuz düşüncelerden uzak durun. Bakın bunu yine söylüyorum arkadaşlar. Olumsuz düşüncelerden uzak durun. Olumsuz düşüncelerden her uzak durmadığınız süre zarfında problemi yaşayan yine sizlersiniz. Bir diğer probleme geleceğim şimdi. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Şimdi çoğu ailenin, Türk toplumunun yapmış olduğu yanlışlardan bir tanesi. Ablan öğretmen oldu, sen de olabilecek misin acaba? İşte baban senin öğretmen, öğretmen çocuğuna laf mı getireceksin? Hayır, hiçbir öğretmen çocuğu babasına laf getirmez. Ee, i̇şte senin ablan işte hemşire, abin mühendis oldu. Yok hem de yüksek mühendis abin, kesinlikle sen mühendis olamazsın. Sen de bu kapasite yok gibi cümlelerle çocukları lütfen sayın velilerimiz rica ediyorum çocuklarımızın psikolojileriyle oynamayalım. Bu gibi tutumlar, bu gibi cümleler çocuklarımızı en aşağı seviyeye çekiyor ve sınava olan saygıları, sevgileri, barışları, umutları, ümitleri hepsi kırılıyor. Lütfen çocuğunuzu, abisi, ablası, komşusunun oğlu, komşusunun kızı, mahallenin diğer köşesinde oturan çocuk, akrabanızın tıbbı kazanmış çocuğuyla kıyaslamayın. Sizin çocuğunuz da pırlanta, sizin çocuğunuz da başarılı. Sadece o zaman için bazı şeyleri yanlış yapmıştı ve düzeltmek hep birlikte hepimizin elinde. Öğrenciler de kendisini kendisiyle kimseye kıyaslamasın. Şimdi gelelim bir diğer ilk başlarda bahsettiğim olay. Biz neydik? Biz insanız. Öğrenci sorduğun zaman ben öğrenciyim diyor. Hayır, bana sosyal sen ne ben psikolog değilim. Ya yani insanım ben. Önce insanım. Önce insanım sonra çok sevdiğim annem ve babamın ellerinden öpüyorum. Onların da oğluyum. Sonra bir toplulukta Cevici'yim. Sıradan bir vatandaşım. Bir toplulukta yine bir sıradan vatandaşım. Ve sonra iş yerime gittim zaman burada kendi e, ünvanımla birlikte işimin başındayım. Yani psikolog. Ama önce insanım sonra bir cinsiyetim var. Sonra bir ailem var. Bir toplumum var. Arkadaşlarım var. Arkadaşlar, sosyallikten ödün vermeyi yani. Demek istediğim şey şu. Öğrenci sadece ders çalışıyor. Sadece sadece ve sadece kendiyle alakalı derslere bakıyor. İşte matematiği çok iyi yapıyor. Matematiği çözdükten sonra kayboluyor. Ben de şunu söylüyorum. Sosyallik yaşa ki belki sosyallik sana bir şeyler katar. Sosyallikten gelebilecek bilgiler belki seni en yukarıya çekebilir lütfen rica ediyorum hepinizden. Sosyalliklerden. Çok fazla gezmek değil. Bir gün bir şey böyle söyledim. Dedim ki arkadaşlar gezebilirsiniz. Bir çocuk dedi ki abi 7 saat mi gezeyim, 1 saat mi ders çalış? Dedim ki hayır. 7 saat ders çalış, 1 saat gez. Tabii ki onu da abartmamak gerekiyor. Nefes alabileceğiniz ortamlara gitmenizi istiyorum arkadaşlar. Nefes alabileceğiniz ortamlara gittiğiniz süre zarfında zaten varsınız. Onun dışında siz yoksunuz aslında. Bu arada WhatsApp'tan bir sorumuz geldi. Abi iyi yayınlar. Ben iki yıl önce YGS'ye girdim. Şimdi Ankara'da, Ankara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Bunca yıllık eğitim hayatımda sınav sitesi kayda değer şekilde hiç yaşamadım. Biraz güven, biraz tedbir, biraz da çalışma her şeyi halledebilir abi. İyi yayınlar, sınava gireceklere başarılar. Teşekkür ediyoruz arkadaşım, çok teşekkür ederiz. Burada bu arkadaşımızla bahsettiği gibi ismini yazmamış arkadaşımız. Gerçekten bakın bunca yıllık eğitim hayatında sınav stresiyle alakalı hiçbir şekilde bir heyecan kaybı yaşamadım. Biraz güven, biraz tedbir, biraz çalışma her şeyi halleder. Güzel bir formül aslında. Güzel bir tarif. Biraz güven, biraz tedbir, biraz çalışma. Aslında bizim söylediğimiz şeyleri arkadaşım üç kelime birkaç cümleyle özetlemiş. Şimdi teşekkür ediyoruz tekrardan kendisine. Şimdi Planlı hareket edip doğru ve etkili ders çalışmak. Bu konuya hiç girmiyorum. Yıllarca bu konular üzerinde kitaplar yazıldı. Yıllarca bu kitap üzerinden konuların devamında öğrencilere konferanslar verildi. Şöyle ders çalışın. Böyle. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben akşamları ders çalışıyordum. Gece sabaha karşı daha iyi oluyordu. Kimisi sabahtan sonra, sabah gün ışığından sonra ders çalışır. Bu birazcık insana bağlı arkadaşlar. Lütfen nasıl, ne ne en iyi şekilde nasıl öğrendiğinizi tespit edin ve ona göre ders çalışın. Şimdi kısa dönemli planlar yapın, ee, kısa dönemli planlar yapın ve bu planlar üzerine başarıyı tadın. Arkadaşlar başarıyı tadın dediğim şeylerden bir tanesi şu. Öncelikle şunu söyleyeyim size. Şimdi başarıyı şöyle tadabilirsiniz. Önceki söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. İşte şu kadar doğru yapıyorsan ufak başarı, ufak hedeflerle birlikte başarıyı tat. Ondan sonra zaten onun vermiş olduğu motive, onun sana vermiş olduğu haz, onun sana vermiş olduğu heyecan hiçbir yerde yok. inan bana. Hiçbir psikolog, hiçbir ee, böyle motive konuşmacısı falan. Hiçbir Hiçbiri seni bu kadar motive edemez. Seni motive edecek en önemli şeylerden bir tanesi koyduğun hedefe en önce en hızlı şekilde nasıl vararsın, nasıl ona ulaşırsın ve ulaştıktan sonra ne kadar hızlı götürebilirsin. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Bunu yaptıktan sonra zaten hiçbir sıkıntı yok. Bir mesajımız daha var. Abi ben psikolog olmak istiyorum ama puanı çok yüksek o yüzden kaygım var. Şimdi buna da söylenecek pek bir şey yok aslında ama. E, kaygın sadece psikolog ol Tabii ki bu güzel bir kaygı. Aslında bu faydalı bir kaygı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana bu durumu. E, güzel arkadaşımız, güzel kardeşimiz. Öncelikle sana söyleyeceğim e, durumlardan bir tanesi şu. Lütfen senden istediğim şeylerden bir tanesi şu. Psikolog olmak istiyorsan hedefine kilitlen sadece. Evet psikologluk puanları yüksek. Psikoloji bölümlerinin puanları yüksek. Evet çok yükseklere çektiler puanları. Eğer olmak istiyorsan bir gün olacaksındır. Sonuna kadar götürmeni istiyorum. Sonuna kadar iste. Çünkü istedikten sonra geliyor birçok şey. Ve arkadaşlar, en son cümlelerden bir tanesi de şu. Söyleyeceğim maddelerden biri. Yine en başta bahsettiklerimden. Motivasyonunu yüksek tut. Motivasyonunu yüksek tutmadığın zaman zaten çöküştesin. Düşünsene şöyle bir şey var karşınızda. İki tane boksör ringe çıkıyorlar ve ringde boksörlerden bir tanesi gerçekten çok güçlü. Felaket güçlü bir adam. Dünyadaki en güçlü insanlardan bir tanesi. Karşısındaki de birazcık daha uzun boylu ve birazcık daha iri ona göre. Ama diğeri daha güçlü. Adam sadece onun boyundan korktuğu için gücünü kullanamıyor ve yenilen tarafı oluyor. Aslında sizin yapacağınız şeylerden bir tanesi de bu olabilir yaşayacağınız durumlardan biri. Güçlü olup yenilen tarafı olmayın. Güçlüsünüz, Korkularınızı, heyecanınızı ringe çıkmadan önce bırakıyorsunuz. Yani okul kapısının önünde annenize emanet ediyorsunuz. babanıza, onları sevdiklerinize. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Rakibinizi alt üst edip, alt üst edip geliyorsunuz. Ondan sonra zaten hem psikolog olursunuz, doktor olursunuz, hemşire de olursunuz. Her şey olursunuz arkadaşlar. Şimdi sınava girecek arkadaşlarımın yaşamış olduğu en büyük problemlerden bir tanesi daha ve bu sık sık karşıma çıkan bir durum. Vicdanın en artık böyle dibini yaşadıkları durum. Olsan abi. Ailemin benim için yaptığı bütün harcamalar boşa gidecek diyor çocuk. Şimdi. Haklı. Kendince haklı. Bunu çok sordum. Bunu bizzat kendim yaşayarak gördüm. Bunu bizzat kendim test ederek gördüm ve şu geldi benim karşıma. Çocuğa diyorum ki işte olsana babamın benim için yaptığı harcamaların hepsi boşa gidecek. Ben de diyorum ki annenin babanın senin için yaptığı harcamalar boşa gitmeyecek. Bugün senin de çocuğun olsa sen de aynısını yaparsın çocuğuna. Bugün senin de kardeşin olsa elindeki cebindeki bütün parayı ona verirsin. Çünkü onun başarısı, onun mutluluğu senin mutluluğun demektir. Şimdi bunu bir kenara bırakıp şunu yapmanızı istiyorum sizden. Lütfen arkadaşlar. Ailemin benim için yaptığı bütün harcamalar boşa gidecek demeyin. Sadece çalışın. Aslında bu düşünceyi düşünmek de sizi yoruyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Çoğu oluyor karşımıza şu çıkıyor. Öğrenci oturuyor ve şunu düşünüyor sürekli. Ya kazanamazsam babama ne diyeceğim? Kazanamasam anneme ne diyeceğim? Ablama ne diyeceğim? Halama ne diyeceğim? İnsanlara bir şey demeyi bırak. En önemli şey. Kendine ne diyeceksin? Bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Kendine ne diyeceksin? Kendinle ne konuşacaksın? En önemli olanlardan bir tanesi bu. Şimdi şu da var. Sınavda her şeyi unutacağım. Hayır sınavda hiçbir şey unutmayacaksınız. Bugüne kadar hiçbir şey unuttunuz mu? He, derslere girdiniz, birçok şeyi başardınız, birçok şey yaptınız. Her şeyi unuttunuz mu? Hayır arkadaşlar. Bugüne kadar unutmadığın şeyleri hiçbir zaman unutmayacaksın demektir. Unutmadığın için de sen yine başarıyı tatacaksın. Sen yine en iyi şekilde en yukarıya çıkacaksın. Şimdi sınavda cevapları kaydırırsam. Diyorum ki eğer sen sınavda cevapları kaydırırsam diye düşünürken ben de o zaman şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen sınavda cevapları kaydırırsan bir önce bir göz doktoruna git. Tamam. Düşünsene. Onu oraya işaretliyorsun. Hayır arkadaşlar. Sakin olun. O kadar emeğiniz, o kadar başarınız bir kenara gidemez. Gittiği takdirde zaten siz en büyük zararı göreceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle kendinizi bırakmanızı, kendinizi yıpratmanızı istemiyorum anlaştık mı? Başarı sizinle mi? Sizinle. Mutluluk sizinle mi? Sizinle. Sizinle değilse bile sizinle olacak. Peki stres sizinle mi? Bugünden sonra artık stres sizinle değil. Stres sizinle olduğu zaman hiçbir zaman için mutlu olamayacaksınız. Başarılı da olamayacaksınız. Stresi biraz daha aşağı indirip başarıya emin adımlarla yürümemiz lazım. Şimdi öğrencilerden bir tanesi söyle şey şu. Asla konuları yetiştiremeyeceğim. Hayır. Konuları yetiştirememek için hiçbir sebebin yok. Hiçbir sebebin yok. Zamanın var. Çok güzel bir çalışma ortamın var. Seni çok seven bir annen baban var. Ve sen varsın. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Sen, 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 sen. sen. Yani sen beynin, çalışman, tecrüben ve başarınla birlikte dört ana silah söylemiştim hatırlıyorsanız. Dört tane ana silah dedik. Dört ana silah. Akıl, tecrübe, çalışma ve başarı. Dört tane ana silahla birlikte sen yoluna devam edeceksin. Anlaştık mı? Bunları yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Programımızın sonuna doğru gelirken arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim kelimelerden bir tanesi şu. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu yapıyorlar. Abi ben günlerce çalıştım. Olsan abi şimdi sorulara bakacağım bu arada. Whatsapp'tan gelen sorulara. Olsan abi günlerce çalıştım. Olsan abi saatlerce çalıştım ama Olsun abi başarılı değilim. Hocam başarılı değilim. Öğretmenim başarılı değilim öğretmenlerinize. Ben de şunu söylüyorum. Çok çalışmak başarıyı garanti etmez. Bu cümle merkez çok iyi dinlesin arkadaşlar. Çok çalışmak başarıyı asla ama asla garanti etmez başarıyı garanti edecek tek bir şey vardır. O da şu. Akıllı çalışmak, akıllı çalıştıktan sonra başarıyı tatmak. Sen akıllı çalışmaktan sonra istersen 8 saat oturmasa da beynin boş oturur, boş kalkar. Ama akıllı çalışırsan boş oturur, dolu kalkar ve sen başarıyı her şekilde tatmışsındır. Şimdi... Oğuzhan abi ben de sınava gireceğim. Çok heyecanlıyım. Stresimi atamıyorum. Ee, güzel arkadaşım bu söylediklerimizi yaptıktan sonra sitesini atacaksındır. Ee, söylediklerimi evde uygula. Özellikle papatya çayını velilerimize söylüyorum. Papatya çayı ve şu sabahları ceviz içi, ceviz içi ve üzüm. Kuru üzüm yemelerini istiyorum öğrenci arkadaşlarımızın. Ama abartman kilo alabilirsiniz sonra. Çok fazla değil. Birkaç tane ceviz, birkaç tane üzümle birlikte her sabah kahvaltıdan önce ya da kahvaltı esnasında bunları yapmanızı isteyebiliyorum, istiyorum. Oğuzhan abi iyi yayınlar. ismim Yusuf. Lise son sınıftayım. Tedirimi az çok aldığımı düşünüyorum. Tevekkül Allah'tan. Yalnız çok aşırı stresliyim. Nefes egzersizleri dışında ne öğrenebilirsin? Önerebilirsin. Yusuf'cum güzel kardeşim. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Nefes egzersizleri dışında senden isteyeceğim şeylerden bir tanesi şu. Önce kendine ayna karşısında motive konuşmalar yap. Kendine şunu söyle. Başarabilir misin diye bir sor bakalım kendine. Gözlerin içinde başarı görecek misin? Eğer çalıştıysan, eğer vicdan dediğim bu bölge rahatsa kesinlikle ve kesinlikle sen en iyi şekilde başaracaksındır. Bir de papatya çayı ve ceviz unutmayalım. Onlara da etkisi oluyor bir insan bünyesine. Evet. Velimiz yazmış bunu da. İyi yayınlar olsan Bey çocukları nasıl motive edebiliriz acaba? Teşekkürler. Çocuklarınıza lütfen yapamayacaklarını söylemeyin sayın velilerim. Rica ediyorum. Çocuklarına lütfen ama lütfen yapamayacaklarını, çocukların bir şey başaramayacağını onlara söylemeyin. Çünkü çocuklara her söylediğiniz başarısızlık kelimesi, çocuklara söylediğiniz her motive Eksik motive konuşması çocuğu birazcık daha aşağı çekiyor. Çocuğa söyleyeceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi şu. Biz ailecek yanındayız. Annem ve baban olarak biz senin her zaman karşındayız, arkandayız, yanındayız. Yani senin çevrende biz varız. Sen başarılı olursan biz başarılı oluruz. Bu başarı hep birlikte gelecek, hep birlikte gidecek. Tek istediğimiz şey bu senden demenizi istiyorum. Lütfen çocuklarınıza çok fazla yüklenmeyin sayın velilerim. Çocuklarınıza çok fazla yıprattığınız zaman çocuklar zaten sınav esnasında sitlese daha fazla giriyorlar. Bunları yapmaz istemiyorum. Şurada birkaç daha soru var. Onlara bakalım. Ozan abi seninle konuştuktan sonra kendime güvenim tamdı ama öncesinde bir hocam sen yapamazsın edemezsin dedi ve tüm motivasyonumu mahvetti, moralimi bozdu. Şimdi gelelim <gülüyor> hocana. <gülüyor> Arkadaşlar buradan öğretmen arkadaşlarımı, öğretmenlerimize sesleniyorum. Lütfen öğrencilerinizin motivasyonunu aşağı çekmeyin. Öğrencileriniz sizden çok güzel şeyler bekliyor. Ben bile çocukken babamdan böyle güzel cümleler beklerdim. Söylüyordu da o da. İşte yapabilirsin, başarabilirsin, sen yaparsın. Hayır kalk sen düştün, sen kalk gibi. Lütfen çocuğa yapabileceği şeyleri söyleyin. Çünkü çocuklar sizden şunu istiyor. Önüne Duvar örmenizi değil, arkasında bir dağ olmanızı istiyorlar. Çocukların önünde bir duvar değil de arkasında bir dağ alın. Sayın velilerim, sayın öğretmen arkadaşlarım, öğretmenlerimiz. Hepinize buradan saygılar, sevgiler ama lütfen bu dediklerimi unutmayın. Evet. Şimdi bir de şu var. İkinci sene sınava girecek olanlar var. Oraya gelelim. Şimdi... Ben de ikinci girişimde kazandım üniversite sınavını. İlk girişimde kazanamadım ben de. İkinci girişimde kazandım ve ilk ikinci girişimde kazandım dediğim zamanlarda oldu. Ya aslında keşke ilk girişimde kazansaydım dediğim zamanlarda yaşadım. Arkadaşlar sizden istediğim şey benim şu. <laughs> Rica ediyorum. İlk giriş ya da ikinci giriş hiç fark etmez. Evet ilk giren arkadaşlarımızın stresi biraz daha fazla olabilir. Ama ikinci girenlerin de stresi fazla olabilir. Üçüncü yıla kalamam bu benim son şansımdı gibi düşünüyorlar. Ben de şunları söylüyorum. İkinci giren arkadaşlarımıza tırnak içinde söylüyorum. İkinci girdiğinde zaten çok büyük problem yaşamayacaksın. Zaten sen tecrübeli olarak gireceksin sınava. Sınav merkezine en tecrübeli olarak gelen öğrenci sen olacaksın. Bunları yaparsan bu düşünceleri kendine empoze edersen ve bu düşüncelerle birlikte kendini yukarıya çekmeye çalışırsan çektiğin tarafta en yukarıda da zaten seni en iyi şeyler bekliyor olacaktır. Sizden istediğim şeyler benim bunlar arkadaşlar. Lütfen kendinize olan saygınızı, kendinize olan sevginizi, kendinize olan ve kendinize verebildiğiniz mutluluğu asla ama asla çalmayın. En iyi şekilde nasıl öğreniyorsanız, en iyi şekilde neler yapabiliyorsanız bunları düşünün. Daha önce matematik yaptıysan yine yaparsın, yine yaparsın, yine yaparsın. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. konumuz ön yargı değil arkadaşlar. Maalesef e, sınav konularıyla alakalı konuşmuyorum arkadaşlar. Çünkü öğretmenlik değil branşım. Son olarak söyleyeceğim şeyler bunlar benim arkadaşlar. Rica ediyorum herkes şunu yapsın. Özellikle anneler, babalar, Abiler, ablalar ve sınava girecek. 6 gün sonra sabah saat 10.30'da herhalde. 10.30'da sınava girecek olan arkadaşlarım. Sizden istediğim şey benim şu. Lütfen sınava girmeden önce kendinize olan güveninizi kendinizle birlikte aşmaya çalışın. Kendinizle birlikte aştığınız güvensizliği, güvensizliği aşmaya çalışın. Kendinizle birlikte aştığınız güvensizlik size sonuna kadar bir şeyler katacaktır. Sonuna kadar mutlu olacaksınızdır. Sonuna kadar idare edeceksinizdir. Şimdi öğrencinin yaşamış olduğu en büyük problemlerden bir tanesine daha değinecek olursa. En başta söylediğim şey. Dışarıda bekleyen anne baba. Anne babanızı evet onları düşünün. Ama onlara şunu söyleyin. İçinizden sınava girmeden önce. Ya ben anneme babama karşı ne söyleyeceğim? Anneme babama karşı ne diyebilirim diye düşündüğünüz zaman Heyecan yapmayacağım. En iyi şekilde çalışacağım. En iyi şekilde başaracağım ve en iyi şekilde başardıktan sonra da şunu yapacağım. Anne baba, ben sizin için elimizden geleni yaptım ve en iyi şekilde çalıştım. Sizden istediğim diğer bir durumsa şu benim arkadaşlar. Sizden istediğim son şeylerden bir tanesi de şu. Size düşen en önemli şey şu. Sınava ait beyninizde her ne varsa İyi ya da kötü düşüncelerin hangisi olursa olsun. Tek istediğim bir şey var. Size düşen sadece hayal kurmak, hayallerinizden peşinden gitmek, çalışmak ve çalıştıktan sonra hayallerinizi başarmış bir şekilde hayatınıza devam etmek. Unutmayın. Şimdi ÖSYM, ÖSS, YGS ve LYS düşünsün. Siz düşünmeyin. Çünkü onlar artık korksun bizden. Sizin sınav sitesiniz yok. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese sınavda başarılar diliyorum. Tekrardan pazartesi günü görüşmek üzere.